Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Günaydın çocuklar. Günaydın. Allah Allah. Bizim bu çocuklar nerede ya? Hiç sesleri, sedaları çıkmıyor bugün. Günaydın. Tamam, oldu. nasıl geçti hafta sonu? Neler yaptın? Ata birazcık anlatmak ister misin bize? Tamam. Sıla'cığım, sen anlat, ne yaptın hafta sonu? Nazem ablamlarla birlikte pikniğe gittik. Oh. Orada kocaman bir kaplumbağa gördük. Ödevimi yaptım, annem ödevimi kontrol etti. Teyzemler taşınıyordu, annem onlara yardım etti. Sonra teyzemler bize geldi, hep birlikte yemek yedik. Afiyet olsun. Oo, ne çok şey olmuş ya Sıla'nın hafta sonunda, değil mi? Ne kadar güzel bir hafta sonuymuş değil mi Ata? Siz hafta sonu ne yaptınız öğretmenim? Ben? Evet öğretmenim, lütfen lütfen. Lütfen ablacığım. Tamam. Tamam, o zaman benim sıram gelmiş olsun. Ne yaptım ben? Ben yeni bir tane arkadaş edindim bu hafta sonu. Yeni arkadaşlar edinmek sizce de çok güzel bir şey değil mi? Annenize söylediniz mi öğretmenim? Evet. Tabii ki Sıla'cığım, tabii ki söyledim. Çünkü biz sizinle ne konuştuk? Hiçbir şeyi annemizden, babamızdan asla hiçbir şeyi saklamam. Ha, Mehmet Ali, Emre. Hekim oğlunu gördünüz mü abicim? Yok hocam, ben hiç görmedim bu sabah. Ben de görmedim. Nerede bu adam ya? Neyse, görürseniz aradığımı söyleyin lütfen. Orhan hocam. Ha. Bakan var. Evet. Yemeğe çıkmıyoruz hocam o zaman. Çıkmayın abicim. Çıkmayın, bir yere gitmeyin. Doktor, ne yapıyorsun? Yoruldum. Anlasana. Ne yapsak?
televizyon izliyorum. Hayır abi, onu sormuyorum. Burada ne yapıyorsun? Niye burada oturuyorsun? Burada televizyon çünkü. Odamda televizyon yok. Bak 29 yaşında kadın, konuşma bozukluğu var. İlk nöbetini bir ay önce geçirmiş. Zihinsel faaliyetleri de gitmiş. Ama sen beni dinlemiyorsun ki abi. Duydun mu beni? Nasıl bakıyorlar bana görüyor musun? Hasta zannediyorlar bastığın yüzünden. Önlük giymiyorlar sen. Bırak bırak. Doktor olduğumu anlamasınlar. Tabii o zaman kurallara uymuş oluyorsun. Pardon. Kim hasta bir doktora görünmek ister? Doğru. Mesela bana da sağlıklı bir hasta gelsin istemezdim. Abi kadın 29 yaşında. Konuşamıyordu değil mi? Evet hadi Ateş al şu bak. Kızcağız zor durumda. Gerçekten kimse de tanık koyamamış. Yatırdılar kızı aşağıda. Kızcağız mızcağız hayırdır? Akrabam abi kız. Akrabam? Evet. Akraban olsa tanırım be. Ya sen nereden bileceksin benim bütün sülalemi? Neyin? Amcamın kızı. Amcanla yengeni söyle. Kızlarının nur topu gibi bir beyin tümörü var. Üzgünüm. Üç yaygın beyin kitlesi, belirteçleri negatif. O zaman tekrar test yaptırsınlar. Kendileri nerede yaptılar o testi? Peki tamam peki. Gene negatif çıkarsa? Laborantı işten atsınlar. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Radyoterapiye cevap vermedi. Dış etkenlerde bir şey çıkmadı. Aile geçmişinde kanser vakası yok. Senin amcan kanserden ölmedi mi? Öldü. Ama o annemin amcasıydı. Anne tarafından büyük amcam. Tümör. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Bravo ya. Yani nasıl bilebiliyorsun peki bunu? Hiç hastaya bakmadan, etmeden, uzaktan. Nasıl bilebiliyorsun? Kız kanser. Onkoloji uzmanı sensin. Ben basit bir enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Ya duyan da seni köyde sağlık ocağında doktorsun zanneder ha. Ulan koskoca tıbbi tanı uzmanlığı departmanı diye bir şey kuruldu senin için. Altında zehir gibi uzman 3 tane doktor var. Sen vaka kabul etmiyorsun diye koridorda tavuk gibi dolaşıyor bunlar. Ayrıca amcamın kızı diyorum ya. Rahmetli amcan. Hayır o annemin amcasıydı o. Televizyona benziyor. Hadi ya. Bulutlar da aynı pamuğa benziyor. Peki bu bulutlar kümülüs mü? Nimbus mu? Bari onu söyle. Hadi. Sizden daha yaratıcı şeyler bekliyorum. Hocam teşhis koymadan önce hastayla konuşmamız gerekmez mi? Niye? Hasta doktor mu? Hayır. Ama işimize yarayacak bir bilgi verir. Herkes yalan söyler. Sen yeni geldiğin için bilmiyorsun. Hoca hastalarla uğraşmaktan pek hoşlanmaz. Nasıl yani? Hastalarla uğraşmak için doktor olmadık mı biz? Hayır, hastalıklarla uğraşmak için doktor olduk. Hastalarla uğraşmak doktorları mutsuz eder. Ha. Yani tıp biliminden insan faktörünü çıkartalım mı hocam? Hastalarla konuşmazsak bize yalan söyleyemezler, biz de onlara yalan söyleyemeyiz. İnsanlık mı insanlık, abartıyorsunuz bu işleri. Bence tümör değil. Emin misiniz hocam? Yani çünkü bütün belirtiler tümörü gösteriyor. Hem tıp fakültesinin birinci sınıfında bize öğrettikleri gibi nal seslerini duyunca insanın aklına ilk at gelir. Sebra değil. Orası tıp fakültesinin birinci sınıfı mı? Kontrastsız MR'dan bir şey çıkmadı. Ayrıca bu bir at olsaydı, onu gören ilk doktor nal seslerini duyar, atı yakalardı. Olay bize kadar gelmezdi. Öyle değil mi? Sonuçta bütün doktorlar tıp fakültesinin birinci sınıfını okuyor. Ayırıcı tanı. Hadi bakalım. Tümör değilse ne? Kızımız neden konuşamadı?
Olay yeri inceleme. Çalıştırın saksıları. Tespit edelim şu zanlıları. Hadi. Anevrizma. İnmeye de başka bir iskemi kasar. Kontrastlı MR. Deli dana. Deli zebra. Vernik ensefalopatisi. Kandaki tiamin seviyesi normal. Laborant kan tarihinde hata yapmış olamaz mı? Yani madem herkes yalan söyler, bu felsefeye göre herkes hata yapabilir. Olabilir. Tamam. Tahlilleri tekrar yaptırın. Kontrastlı MR çekin. Ben çıkıyorum. İşlemleri yapınca bana haber verirsiniz. Bakalım kızımızın beyninde nasıl bir zebra at koşturuyor, görelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.